Gençler selamlar, ben İsmail Hoca, SML Hoca. Matematik YouTube kanalındasınız, hepiniz hoş geldiniz. Evet, tahtamızda sevgili arkadaşlar, ardışık sayılarla ve aynı zamanda asal sayılarla da alakalı güzel bir soru var. Klasik soruların zor sorularından olan bir soru var. Şimdi gel beraber çözelim bu güzel soruyu. Öncelikle tahtaya bir bakalım. M, N ve X pozitif tam sayılar olarak verilmiş. M ile N eksi 7 bölü 2 de küçükten büyüğe doğru ardışık çift sayılardır. Yani diyor ki bu da çift, bu da çift. İkisi ardışık ve M bundan daha küçük olarak verilmiş. Ekstradan da denilmiş ki MX de 2N'nin toplamı da bize 48'i veriyor. Peki buna göre X kaçtır diye sorulmuş. İsterseniz şu an videoyu durdurup tahtadaki soruyu kağıtlarınıza çözebilirsiniz. Çözmeye çalışabilirsiniz. Eğer durdurup da çözmeye devam edenler varsa şimdi onlar için çözümü gösterelim. Şimdi arkadaşlarım öncelikle ben şunu biliyorum ki M ile N eksi 7 bölü 2 eğer bunlar ardışıklarsa ve çiftlerse ben K herhangi bir tam sayı olarak seçilirse eğer M sayısını 2K seçmek istiyorum. Böylelikle çift olduğunu da dile getirmiş olurum. Peki M'yi 2K seçtim. O halde buradaki N eksi 7 bölü 2 dediğim sayı bundan 2 fazla olacaksa o halde derim ki 2K artı 2'dir derim. Böylelikle N eksi 7 bölü 2'nin de K türünden gösterimini sağlamış olurum. Yani hani burada M vardı, N vardı, bir de X vardı. Üçünü de bilmiyorum. Tamam çok güzel, üçünü de bilmiyoruz. Sorunun çözümüne üçünü de bilmiyorken başladık ama şu an M'den kurtulup bunun yerine K yazdım. N'den de kurtulup bunun yerine K'yı yazabilmeyi başarırsam eğer bu sefer K ve X kalır elimde ve tabii ki daha başarılı sonuçlar elde edebilmek için daha kısa çözümler yapabilirim. Çünkü artık 3 tane değil 2 tane değişkenim kalmış olur elimde. Peki şu 2'yi karşı tarafa çarpım olarak gönderirsek N eksi 7 dediğimiz ifade aslında 4K artı 4 olacaktır. Bu cepte eksi 7'yi de karşıya atarsam N sayısı 4K artı 11'in ta kendisi olur. Şimdi M'yi ifade ettik. N'yi de ifade ettik. Şu an soruda bir şey var. Bas bas bağırıyor. Beni hiç kullanmadın diyor. Beni de kullan diyor. Peki kullanalım. Şimdi M gördüğüm yere yani şuraya 2K'yı yazarım. N gördüğüm yere de bunu yazarım. 48'e eşittirim. Hadi yapalım. M gördüğüm yere 2K yazıyordum. 2 çarpı K çarpı X artı 2 çarpı bu. E o zaman 2 ile çarpıp yazalım direkt, olmaz mı? 2 ile çarparsam ne gelir? 8K artı 22 gelir. Eşittir. Karşı tarafta da 48 mevcut. Bir güzel. Peki şimdi şuradaki ifademize bakalım arkadaşlar. Burada ne var? 2K var. Burada da 8K var. E şimdi şuradaki 22'yi karşıya gönderirsem 48'den 22'yi çıkardığım takdirde benim elimde ne kalır? 26 kalır. E çok güzel, o zaman ben şu kısmı 2K parantezini alayım. Şurada ne kalır? X. Şurada ne kalır peki? 4 kalır değil mi? X artı 4 oldu. 2K ile 4'ü çarptım. 8K geldi. 22'yi de karşıya atmıştım. 26 oldu. Her iki tarafı bir de güzel 2'ye bölelim. Şu 2'ye bölündü. Bu da 2'ye bölündü. Burada ne kaldı? 13 kaldı. Bak. K çarpı X artı 4 eşittir ne olmuş oldu? 13 olmuş oldu. Çok güzel. Şimdi ben zaten burada K'yı herhangi bir tam sayı seçmiştim değil mi? Güzel. M, N, X hepsi de birer tam sayıydı. Pozitif tam sayıydı. Şimdi X artı 4 o zaman bu da tam sayıdır. Pozitif tam sayıdır. K ile çarpıldığı takdirde de bize 13'ü veriyormuş. Peki 13 nasıl bir sayı? 13 asal bir sayı. Asal sayı olduğu için pozitif tam çarpanlarına baktığımız takdirde 1 ve 13 var sadece. O halde ben şunu söyleyebilirim. Ya burası 1'dir. Burası 13'tür ya da burası 13'tür, burası 1'dir diyebilirim. E çok güzel. E şimdi ben x artı 4'ü gidip 1 seçersem x kaç olur? Eksi 3. Ama bu buradaki ifadeye uyum sağlamaz. X pozitif tam sayıydı çünkü. O zaman x artı 4'ün 1 olma gibi bir lüksü yok. O halde burası gider. Demek ki x artı 4 kesinlikle ama kesinlikle 13'müş. Ve buradan da x'in 9 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla dile getirebilirim. Böylelikle sorunun çözümü de bitmiş olur. Çünkü bizden X isteniyordu sevgili arkadaşlar. Evet dedim ya, klasik sorulardan çözümü zor olan sorulardan bir tanesi ama
çözüm görüldüğü takdirde o kadar zor olmadığı da anlaşılıyor. Sadece nerede ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi sorunun çözümünü bir daha şöyle bir özetlemek istiyorum ki nerede ne yapıldığı net bir şekilde görülsün. Küçükten büyüğe ardışık çift sayılar demişti. Çiftliği nasıl kullandık arkadaşlar? Buradaki K'yı seçerek, K'yı herhangi bir tam sayı seçtim ve M'yi 2K olarak seçtim. O zaman bu da bundan 2 fazlaysa eğer dedim, gittim 2K artı 2'dir o halde bu da dedim. Bunu yapmamdaki sebep hem M'den hem de N'den aynı anda kurtulup yerine sadece tek bir değişken yazabilmekti ki bunu başardık. Bunu başardıktan sonra sorunun klasik çözümüne devam ettik. Klasik çözümüne devam ederken de yardımımıza koşan şey yazarın bize verdiği tiyo oldu. Yazarın bize verdiği tiyo burada 13 sayısıdır. Çünkü buradakine göre tam sayılarsa 2 artı 4 de tam sayıdır dedik. Pozitif tam sayıdır ve 13 bir asal sayıdır. O asalı vermese sorunun daha farklı çözümleri, daha uzun çözümleri olabilir. 13'ü verdiği için dedi ki 1 ve 13'ten yararlanacağız. Ya 1'e 13'tür ya da 13'e 1'dir deyip 1'i eledik. Çünkü x artı 4 1 ise x eksi 3 olması gerekiyor ama x pozitif tam sayıdı dedik. Bundan kaynaklı bunu eledikten sonra da geriye sadece tek bir ihtimal kaldı. X artı 4'ün 13 olması ve bu da bize x'i 9 olarak verdi. Evet, umarım sorunun çözümünü beğenmişsindir. Sonraki sorularda, sonraki teoremlerde, sonraki yöntemlerde, pratik yollarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.